Sokağın ruhu ve kendine özgü gündelik ritmi, kendi ifade biçimini, kendi sanatını yaratıyor. Modern şehrin sokakları, meydanları, duvarları, hatta metroları, şehrin çok sesliliğini yansıtan birer gösteri mekanına dönüşüyor. Sanat, kendine yeni bir ortak alan yaratıyor. Günümüz dünyasının ritmine uygun ve zamanın ruhuyla bütünleşmiş bu çok dilli serüven, yaratıcılarının kendi anlam dünyalarını sokakta bulmalarını sağlıyor. Arapça evin dışı anlamına gelen sokak, büyük kapıların ardında elitizmin altında kalmış sanatı, galerilerden, konser salonlarından, müzelerden çıkarıp kendi üzerinde yeniden yaratıyor. Sanat sokağa çıkıyor. Kutsanan ve yüceltilen sanat tanımlarına karşılık sokak sanatı, düş gücü ve ince zekayla dönüştüğü özgür formunda devinim içinde yaşıyor. Şimdi de olmanın tadını çıkarıyor. Hayat dile geliyor. Bir anda, bazen kolektif bir şekilde ama her zaman kendiliğinden ve özgün bir formla karşımıza her an her yerde çıkabilen sokak sanatı, gündeliğin içinde hep bizimle. İşe giderken, işten dönerken, avare dolanırken, hızlı yürürken, yavaş giderken, bazen renkli duvarların önünden geçebilir, bir performansla karşılaşabilir, küçük bir müzik ziyafeti çekip yolunuza devam edebilirsiniz. Çünkü hayat sokakta. Ama sokağa çıkmadan önce sokak sanatı nedir? Neye sokak sanatı denir? Sokakta icra edilen her performans sokak sanatı mıdır gibi sorulara kapsamlı bir yanıt alabilmek için Pervin Bağdat'ı takip edelim. Sokak sanatçıları deyince aklınıza ne geliyor? Sokak müzisyenleri, oyuncular, grafiti sanatçıları, karikatüristler, pandomimciler. Araştırmalarını bu konu üzerine yapmış olan Işıl Çobanlı Erdönmez de bu konuyu konuşacağız. Türkçe literatürde sokak sanatı diye araştırma yaptığımızda aslında karşımıza kamu sanatı diye bir kavram çıkıyor. Bu tam olarak sokak sanatını karşılayan bir kavram mı? Evet, şöyle ki iletişim bilimleri literatüründe sokak sanatı diye bir kavram bulunmuyor gerçekten. Literatürde kamu sanatı olarak geçiyor. Aslında kamu sanatı kavramı da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Kamusal alanda yapılan sanatla kamu sanatı. Yani şöyle diyebiliriz, kamusal alanda yapılan her tür sanat etkinliği aslında kamu sanatı demek değil. Çünkü açık bir alanda yapılan, sergilenen bir sanat türü de eğer arkasında bir sermaye grubu varsa kamu sanatına dahil edilmeyebilir. Biliyor. Kamu sanatı olabilmesi için toplumun bütün eşit kesimleri tarafından eşit şartlarda ulaşılması gerekiyor. Herkese açık olması gerekiyor. Ulaşılabilirliğinin kamuya özel olması gerekiyor. Peki şimdi tam olarak sokak sanatı diye bir kavram yok dedik ama nedir sokak sanatı? Sanatın sokakta icrası nasıl oluyor? Şöyle, aslında bugün hala tam olarak neye sanat dendiğine dair çok ciddi tartışmalar var. Sanatı hani neyle sınırlayacağımıza dair hala kafamızda hani net cevaplar yok. Fakat şöyle dersek eğer, insanların duygu ve düşüncelerini sanatın çeşitli formlarından birini araç olarak kullanarak ifade etmelerine sanat diyoruz aslında. Bu üretimin sonucunda çıkan eserlere de sanat eseri diyoruz. Fakat eğer bu üretim aşamasında üretenle son tüketici arasında mekanizmaların sayısı artarsa bu sanatın olgunluğuna dair soru işareti yaratıyor kafamızda. Kamusal alanda yapılan sanatlarda, sanat çeşitlerinde bu mekanizmalar sıfıra iniyor. Kapalı sanat galerileri, medya, basın, küratörler, eleştirmenler, bunlar kamusal alanda yapıldığı zaman sıfıra iniyor. Dolayısıyla tam olarak sokak sanatı dememiz için bu mekanizmaların olmadığı etkinlikler diyebiliriz. Örneğin bunlara örnek vermek gerekirse müzik dalları, resim dalları, sokak alanında yapılan heykeller, boyamalar, kaldırım taşlarının boyanmaları, bu ülkemizde aslında daha yeni başladı. Pandomimler, tiyatro, hatta belki eylem ve sözlü mitingler bile hani insanın kendini ifade etmesi olarak sokakta sayılabilir. Peki bir sınırlama var mı sokak sanatında? Tamamıyla özgür müyüz? Aslında içerik olarak özgürüz. Ama tabii bazı hani izinler gerektiği için
belki alan olarak hani kısıtlama olabilir ama içerik olarak sokakta özgürüz, evet. Sanat insanlığın en ilkel dönemlerinden bu yana aslında sokakta icra edilmeye başlamıştı. Sonradan kapalı alanlara hapsoldu ve meta haline geldi. Ama şimdi modern insan tekrar geriye dönüş yaşıyor ve sanatı sokakta icra etmeye çabalıyor. Bunu nasıl karşılıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Sokakta aslında değil de evin dışındaki yaşam olarak başlarsak ilk önce, biliyorsunuz ilk çağlarda insanlar mağaraların duvarlarında günlük hayatlarını resmediyorlardı. Neden? Çünkü kendilerini illaki bir şekilde ifade etme ihtiyacı duyuyorlardı. Daha sonra araçlar geliştikçe kağıt çıktı, kalem çıktı, tabletler çıktı. Bu sayı arttığı zaman ifade yolları da değişti. İfade sayısı arttı. Açık alanın özelliği şöyle, eski Yunan'da agora dediğimiz meydanlardan mesela örnek verecek olursak, insanlar demokratik olarak katılım gösterme sağlamak için açık alana çıkıyorlar. Yani evden farkı bu sokak hayatının. Herkesin eşit olarak fikir söylediği bir yer diyebiliriz kamusal alana. Örneğin Habermas da şöyle diyor, kamusal alanın tam olarak kamusal alan olabilmesi için herkesin eşit şartta oraya katılması lazım. O yüzden açık alan çok önemli gerçekten. İnsanlar kapalı yerde bunu her zaman yapamayabiliyor. 18. yüzyılda insan en çok dışarıda toplumsallaşıyor. Kahvehaneler, parklar, saray eğlenceleri, panayırlar, işte hanlar. En fazla insanlar 18. yüzyılda buralara gitmeye başlıyor. 19. yüzyılda işler birazcık değişiyor çünkü sanayi devrimi ortaya çıkıyor. Sanayi devrimiyle birlikte ürettiğimiz her şey meta haline geliyor. Sanayi kapitalizmi tüketimi hızlandırıyor. Böylece insanlar biraz içlerine kapanmaya başlıyorlar. Artık hayat dışarıda değil, benim ürettiğim de diyor ve emeğine yabancılaşarak içine kapanıyor. Dolayısıyla biraz dışarıdaki toplumsallaşma azalıyor aslında. 20. yüzyılda ne oluyor? Kitle iletişim araçları yaygınlaşmaya başlıyor. Radyo, televizyon, sinema, bu tip teknolojilerin artmasıyla insanlar bir dakika, hayır dışarıda da başka bir yaşam varmış, hala ben insanlarla farklı yollarla iletişim kurabilirim demeye başlıyorlar. Ve 20. yüzyılın sonlarına doğru tekrar dışarıdaki hayat gündeme gelmeye başlıyor. 21. yüzyılda da artık pik yapıyor çünkü insan hani paradoksa giriyor. Bu sefer hani ürettiğimle mi varım, dışarıda mı varım, kafasındaki çelişkilerin cevaplarını da sokakta aramaya başlıyor. Dolayısıyla bugün modern insan gene özüne döndü diyebiliriz aslında. Peki sanatı üreten ve algılayan kitle arasındaki ilişki sokakta kendini nasıl gösteriyor? Nasıl gösteriyor? İnsan dedik hani cevapları dışarıda aramaya başlıyor. Aslında sokak da insanın hayatının bir yansıması. Yani sokağı bir sahne olarak görebiliriz. İnsanın sahnesi olarak değerlendirebiliriz. Akademisyenlere göre sokakta yaptığınız her etkinlik, performans sizin bir yansımanız, simgeniz aslında. Sahnede nasıl kostüme, dekora, sese, repliklere ihtiyaç varsa, sokakta yürürken de saç modeliniz, kolunuzu kaldırmanız, insanlarla karşılaşma biçimleriniz bir imge repertuarı oluşturuyor. Bu imgelerle kendimizi ifade ediyoruz aslında. Sanat da bu imgelerin en güzel yollarından biri belki de. Peki Türkiye özelinde şimdi İstanbul'u düşünecek olursak, İstanbul sokak sanatlarına nasıl bir mekan oluşturuyor sizce? Çok güzel bir mekan oluyor çünkü İstanbul çok köklü bir tarihe sahip bir kent. Üç imparatorluk görmüş, çok fazla kozmopolit yapısı var, çok fazla ulusa ev sahipliği yapmış. İlk zamanlarda daha surlu bir yapısı vardı. Sur içindeydi sokaklar ve sokak yapısı. İşte milattan sonra 300'lü yıllarda surlar genişledi ve şehrin yapısı değişince gayrimüslimlerle dışarıdan gelen göçler birbirine karışmış oldu. Böylece daha Müslüman ve yarı gayrimüslim bir kent yapısı oldu. Bu da insanların birbirleriyle fikir ve kültürel alışverişini hızlandırdı aslında. Roland Barthes kentin bir söylem olduğunu ve söylemin çok gerçekçi bir dili olduğunu söyler. Dolayısıyla yaptığınız her söylemin dili, ırkı olmadan İstanbul'da bunu çok çeşitli bir şekilde görebiliyoruz. Örneğin eğer metroda müzik yapıyorsanız, aslında metro da bir kamusal alan. Hani belki sokak diyemeyiz ama Levent'te İşkule
gösterilerine giden bir iş adamına hitap edersiniz. Ama Eminönü'nde bir sokak sanatçısıysanız orada bir ev size hitap edebilirsiniz. Yani İstanbul'da bu çeşitliliği, bu sınıfsızlığı görmek çok fazla mümkün. Aslında Avrupa ile bir kıyaslama yaptığımızda İstanbul genelinde düşünürsek sokak müzisyenleri daha yaygın diğer sanat dallarına göre. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Bu toplumun kültürünü yansıtan bir şey mi? Evet, çok güzel bir soru aslında. Çünkü insanımıza baktığınız zaman kendinden bir şey gördüğü eseri görmek istiyor. Yani bir eseri takip etmek için kendinden mutlaka bir parçasının yansımasını görmek istiyor. Hani halkımız belki müzik konusunda daha hassas olabilir ya da hem doğu hem batı ritimlerini içinde barındırdığı için gene bu İstanbul toplumunun aslında kozmopolit yapısından kaynaklanıyor. Hani belki daha doğulu da hissediyor, batılı da hissediyor. Müziğe daha aç olabilir o konuda. Ama bir sanat eserini yorumlaması için belki birazcık daha sanat tarihi okuması gerekiyor olabilir. Tiyatroya da çok ilgisi var. Çünkü tiyatroda da ifade etmek istediğiniz şey sonsuzdur. Yani bir sınırı yoktur, bir tarihçesi yoktur. Bugün işte bir savaş olur. Savaşı eleştirmek için tiyatro yaparsınız. Çok gündemdedir. Çok kendinize ait hissedersiniz. Orada durup takip edebilirsiniz. Yani insanın kendinden bir yansımasının olması gerekiyor durup takip etmesi için. Evet, çok teşekkür ediyoruz anlattığınız şeyler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sokak sanatı bugün olduğu kadar geçmişte de önemliydi. Osmanlı'dan yakın geçmişe kadar uzanan ve izleyenlerin yüreğini ağzına getiren ip cambazları, dönemin sanatını sokakta icra eden sanat erbabları. Şimdi Turgay Tuna, kendi tarihsel penceresinden bir sokak sanatı ya da eğlencesi olarak ip cambazlığını anlatıyor. Bir zamanlar vardılar. O geçmişin temaşa, eğlence aleminde onlar çok önemli bir yer tutuyorlardı. Tel üzerinde yürüyerek, bir uçtan bir uca sıçrayarak kendilerini seyredenleri daima heyecan içinde bırakan o ünlü cambazlar. Biz cambaz diyoruz, öyle alışmışız. Asıl söylenen asıl söz canbaz, canbaz yani canıyla oynayan, canıyla oynayan. Osmanlı döneminde cambazlık bambaşka bir meslek. Şöyle ki geçmişte yaptıkları hünerlerle şenliklerde, düğünlerde, o padişahların, efendim şehzadelerinin sünnet düğünlerinde her zaman başı çeken gösteriler arasında yer alıyor cambazların gösterileri. Geçmişte cambaz taifesi denen bir sınıf var bir meslek olarak. Bakıyoruz onları bir dönem Koca Mustafa Paşa'da görüyoruz. Cambaziye kaldıkları yerin ismi. Ve orada bunların arasında çok ünlüler gelip yetişiyor. Anadolu'nun dört bir köşesinden geliyorlar. Oralarda kendilerini yetiştiriyorlar. Ve halkın nezdinde her biri birer kahraman olup çıkıyor. Osmanlı'da cambaz taifesinin ilk bulunduğu yer aslında Eyüp. Ve öyle ünlü cambazlar gelip geçmiş ki arada. Mesela Evliya Çelebi'yi açtığımız zaman o büyük seyyah bize verdiği isimler arasında birkaç ünlü var. Onlardan birkaçı Mısır asıllı İskenderiyeli Hacı Ali. Magripli Hacı Nasır. Bir de Bursalı Kubadi var. Arap Girli Kara Sücca. Hattı Humayun ile cambaz başılık ünvanı alan Üskidari Mehmet Çelebi. Ve bunlar ip üzerinde yürüdüklerinde kimileri de kalkar, ipin üzerinde kurban keser. Neler yapmamışlar? Tabii cambazlık Osmanlı'nın son dönemlerine kadar devam ediyor ama Cumhuriyet sonrasında gene bir duraklama döneminden sonra tekrardan biz cambazları görmeye başlıyoruz. O ilk yıllarında Cumhuriyet'in kurulduktan sonra Ankara'nın, o Cumhuriyet Ankara'sının ilk yıllarında birkaç isim var. Bunlardan bir tanesi Develi Halil, Kayseri'nin Develi. ...sinden geliyor ve Anadolu'da karış karış öyle her bir tarafı dolaşıyor, gidiyor. Şenliklere, efendim kermeslere, panayırlara ve oralarda Develi Halil gösteriler yapıyor. Yanında da birkaç kişi de yetiştiriyor.
Onun dışında gene bizim Cumhuriyet döneminin ilk cambazlarından İsmail Müştak var. Bilhassa Küçük Su meselesine hep her daim takılan ve oralarda gösteriler yapan cambazlardan bir tanesi. Ve onlardan sonra da 1940'lı yıllara baktığımızda çok ünlü 2-3 isim çıkıyor ortaya. Bunlardan bir tanesi rahmetli, benim de çocukluğumda birkaç kez görmüş olduğum Rıfat Telgezer. Yani almış olduğu soyadında bile zaten yaşatmış cambazlığını Rıfat Bey. Muhterem bir beyefendi Rıfat Bey. Kültürlü ve cambazlığa da çocuk yaşlarda büyük bir tutkunlukla asılıyor o mesleğe ve bunu hayatının sonuna dek devam ettiriyor. Ve soyadında Telgezer olarak alıyor, tel üzerinde yürüyen Rıfat Bey. Bunun dışında gene bakıyoruz, onunla beraber uzun yıllar çalışmış Necmi Çelikkol var. Ondan sonra Şevket Soyurgal. Bunlar hep ünlü cambazlar. Bunlardan başka bir de Sıtkı Yolayel var. Sıtkı Bey aslında Rıfat Telgezer'in yeğeni. Uzun yıllar birlikte çalışmışlar ve sonradan da çok ünlenmiş. Gitmiş dünyanın birçok yerini dolaşmış eşiyle ve cambazlık gösterilerini yapmış. Amerika'dan Japonya'ya, onun dışında Fransa'dan Almanya'ya her yeri dolaşmış bir cambaz Sıtkı Yolayel. Bunlar hep rahmetli oldular. Aslında Rıfat Telgezer 1940'lı yıllarda, 50'li yıllarda, 60'lara kadar süren bir süreçtir bu. Büyük sirk çadırı şeklinde bir çadırı vardı. Bu çadır turnelere çıkardı Anadolu'nun belirli yerlerinde ve İstanbul'a geldiklerinde de İstanbul'da Büyükada, Yeşilköy, bunun dışında Bakırköy, her gittikleri yerde bir ay kadar kalırlardı. O çadır kurulurdu ve o zaman tabii televizyon yok, açık hava sinemaları yaz aylarında, bir de bu cambazhane çadır. Ki Rıfat Telgezer'in çadırında tabii ki yalnızca cambazlık gösterileri yapılmıyordu. Onun dışında efendim ses sanatçıları, efendim onun dışında dansözler, daha başka bir takım gösteriler yapılıyordu ki o zamanın bir numaralı da eğlencesiydi. Halk o yaz aylarında giderdi, geceleri o cambazhanenin heyecanını yaşardı. Ve Rıfat Telgezer'in cambazhanesinden ayrıca onu da söyleyelim, çok ünlüler yetişmişti. Bunlardan birisi rahmetli Celal Şahin, akordeonu ile çıkar. O efendim bir takım güldürü şeklindeki şarkıları, söyleşileri, bunları icra ederdi. Ayrıca gene daha birçok ses sanatçısı, balarıları, daha birçokları Rıfat Telgezer'in o ünlü çadırından gelmiş geçmiş sanatçılar. Osmanlı'nın gösteri sanatları aleminde, o zamanın deyimiyle temaşa aleminde, tabii ki cambazların ötesinde daha başka gösteri yapanlar da var. Başka sanatçılar var, sokak sanatçıları var. Ağızlarından ateş efendim çıkartanlar mı? Yok efendim bir köşede sazını eline almış bir şeyler söyleyen mi? Veyahut da bir başka köşede gene karnından dolaşan vantrologlara kadar daha birçok örnekler verebiliriz. Cambazlar günümüze pek gelmedi artık, çok az kaldılar ama günümüzün tabii ki gösteri sanatında bugünün modasına ve bugünün şartlarına uygun güzel sokak sanatçıları da her bir köşede boy gösteriyorlar. İp cambazlarından günümüze gelmeye ve modern dünyanın bir sokak sanatı olarak grafitinin eğlenceli ve renkli dünyasında gezinmeye ne dersiniz? Grafiti, 1970'lerin başında Jean-Michel Basquiat'ın New York metrosu duvarlarına yaptığı çizimlerle doldu ve giderek yayıldı. 1989'daki yıkılışına kadar Doğu Almanya ve Batı Almanya arasında uzanan Berlin Duvarı da özellikle 70'lerin sonu ve 80'ler boyunca grafitinin ana mekanlarından biri oldu. Geceleri büyük bir hız içinde yapılması ve yakalanma korkusunun verdiği adrenalin onu gençler arasında vazgeçilmez kılıyor. Şimdi Zeynep Celep, renkli duvarların izinden gidiyor. Birer şehir dövmeleri gibi sokak duvarlarında, sokak köşelerinde gördüğümüz yazılar ve resimler geliyor. İşte bu yazılar ve resimlere grafiti ve stencil adı veriliyor. Bunlar hem yasal yollardan hem de yasal
yasal olmayan yollardan yapılabiliyor. Şu anda mesela bir yasal duvarın önünden yürüyorum ben. Burası izinli bir duvar ve sanatçılar buraya gelip kendi eserlerini yapabiliyorlar. Şimdi de yine bu işi yasal olarak yapan bir ekibin yanına gidiyorum. Onlar Güngören Belediyesi ile birlikte çalışmalar, birlikte projeler geliştiriyorlar ve şu anda da bir havuz duvarı boyuyorlar. Çok böyle kafa karıştırıcı oluyor Ulaş. Nedir aslında? Sokak sanatının içine neler giriyor? Yani sokak sanatının içine aslında sokakta olan her türlü sanatsal eylem giriyor. Her türlü deyince böyle sokakta, duvarda gördüğümüz her yazı sokak sanatı mı? Hayır değildir yani. Sanat olması için bir kere estetik kaygısı olması lazım. Peki mesela grafiti var içinde, stencil var, bunlar sokak sanatı diye geçiyorlar zaten. Peki bu arkamızda bir duvar var. Şimdi en son bu duvarı boyuyorsunuz siz. Grafitiye giriyor mu bu duvar? Yani grafiti deyince benim aklımda hep böyle bir yazı sanki olması gerekiyormuş gibi geliyor. Şu şekilde grafiti aslında üst kavram cümle. Yani mesela yine bir terim söylemek gerekirse buna mural deniliyor, duvar resmi. Güngören Belediyesi ile şimdi projeler ürettiniz. İlk o aşamalar nasıl oldu? En başta herhalde böyle tam olarak legal olarak başlamadın değil mi? Kendini geliştirmen için bir yerde bir şeyler yapman gerekiyordu herhalde. İşte izinli duvarımız yoktu. Hı-hı. Bir de paramız da yetişmiyordu. Kendimizi geliştiremiyoruz. Hep illegal boyuyoruz. İnsanların takdirini kazanamıyoruz. Antipatisini kazanıyoruz. Bir de, bu işler nasıl olacak dedik. Belediyeye gittik. Onlara dedik ki işte her tarafı biz boyuyoruz. Yani, suçumuzu itiraf yani, ediyoruz. Bayanlar biziz, etrafın canını okuduk. Yani bize yani duvar verin, imkan verin. Güzel şeyler yapalım yani. Sizin için kamu yararına şeyler yapalım dedik. Bize inandılar. Yani desteklediler. O şekilde belediyeyle çalışmaya başladık diyor. Ne kadar geçmişi var Türkiye'de? Türkiye'de ne kadar geçmişi var? Aslında nasıl söylesem 2000'lerde böyle bir hareketlenmeler oldu ama 2006'da bizden yani Güngören Belediyesi ile yaptığımız ilk projeden sonra olaylar bayağı bir level atladı. 2006'dan sonra bu işler Türkiye'de yüksek sesle duyulmaya başladı. Şu anda popüler kültürün bir parçası haline. Evet değil mi? Biraz geldi. Moda artık sokak sanatı. Çocuklar için daha sempatik bir yer yapmayı hedefliyoruz bu tesisi. Yani korkmamalarını, sudan korkmamalarını, su sporlarına işte özenmelerini sağlamak açısından böyle bir çalışma ortaya çıkardık. Yani yaptığımız çalışmalar kullanım alanına göre çok değişiyor. Duvarlara baktığımızda aslında insanın kendini ifade etme isteği hiçbir zaman bitmiyor elbette. Sokak sanatında en çok karşılaştığımız türler grafiti ve stencil olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kimi kendini grafitiyle daha iyi anlattığını düşünüyor, kimisi de stencil'le. Şimdi genel bir sokak sanatı ne demek aslında? Yani sokak sanatı daha doğrusu içinde neleri kapsıyor? Çok geniş gibi geliyor parçaya. Neler var içinde sokak sanatı? Yani sokak sanatı terimsel olarak post grafiti diye adlandırdığımız, yani grafitinin sonrası döneme denk düşen aslında grafik sanatların disiplinlerini ve materyalini kullanan sonraki bir akım. Tabii disiplinler bir akım değil. En yaygın türleri poster, sticker, stencil gibi çok yaygın olarak kullanılan 3 hızlı tür. Sen bunların arasından stencil yapıyorsun. Kendi kullandığım şeylerde keskin çizgiler oluşturmak istiyorum. Bunu oluşturabilmek için tape kullanıyorum. Stencil kullanıyorum. Veya bununla ilgilenebileceğim mesela it kullanıyorum gibi. O türevin içerisindeki
malzemeleri kullanıyorum. Bu kompozisyon iki Alman, iki Türk sanatçının 2010 senesinden Street Art Festival İstanbul'dan kalma bir kompozisyon. Biraz eskidir. Buradaki bu yaratıklar, uçuşan yaratıklar birer stencil formu. Hı. Yani bunların kanatları ve gövdesi ve dişleri diye üç ayrı kalıbı var. Bir de gözleri var. Sen evet. Festivalini de aynı zamanda düzenledin. Bir Street Art Festivali değil mi? Ben 2009 senesinden itibaren Street Art Festival İstanbul adı altında ülkedeki tek Street Art Festivali'ni düzenliyor oldum. Hı hı. Bunun ilk senesinde bir Bankeran diye Galata'da bir handa 45 kadar Türk sanatçı katılımıyla bir sergi ve daha sonrasında bir doğaçlama düzenledik. Hı hı. 2010 senesinde Münih'ten Alman konuklarımız oldu. 10 tane Alman sanatçı konuk ettik burada. Hı hı. Bunlar 80-90'lardan itibaren günümüze kadar gelen çeşitli sanatçılardı. Grafiti ve stencil'da genelde hep erkekler yoğunlukta, kızlar birazcık daha azınlıkta kalıyor. Şimdiye kadar da hep erkeklerle konuşmuştuk zaten. Fulya kızlardan bir tanesi. Ful değil mi Fulya? Evet. Yakın. Kullandığım ismin Ful boyarken. Bu da senin ilk grafiti yani. Yok, bu ilk denemem değil. Bunu geçen yaz yapmıştık arkadaşlarımla gelip buraya. Yani bir gece öyle boyamıştık burayı da. Bu ilk işim değil. Evet. Yani sokaktaki işlerimden bir tanesi. Genelde bu bölgede çalışıyorsun değil mi? Yani Kadıköy'de evet, Moda'da daha rahat duvarlar var. Burada boyadık. İleride bir duvar var. Orada da işimiz var. İlerideki duvara gidelim o zaman. Gidelim, onu da görelim. Fulya, bu senin yaptığın şimdi değil mi? Ne oluyor sokak sanatında isim olarak benim ne ismim olarak mı? Fu, senin ismin. Fu, evet. İmzan orada. Kullandığım isim, imzan. Bu grafiti mi oluyor, stensil mi oluyor? Hayır, stensil değil. Stensil şablon keserek spreyle yapılan bir iş. Bu street art'a giriyor. Hani grafiti olarak adlandırılmıyor. Hı hı. Ben daha çok işte illüstrasyon yapıyordum zaten her zaman. Karakter tasarımlarım vardı. Hani resim yaparken tuval üstüne yağlı boyayla falan da hep kendi karakterlerimi çiziyorum. Hı hı. Hani sprey kullanmaya başladığımda da bunu sokakta yapmaya başladım. Hani street art olarak geçiyor aslında. Bir grafiti. Nedir ayıran grafitiden street art'ı? Biraz karakter tasarımı. Yani kendine ait özgün formların oluyor. Hı-hı. Kendi karakterlerin oluyor. Daha çok resim gibi yaklaştığında buna street art deniyor. Grafiti daha çok hani yıllardır alışa geldiğimiz hani trenlerin üstündeki yazı şeklindeki hani yıllardır gördüğümüz. Hani bu grafiti olarak adlandırılmaz çünkü bu bir resim bir yandan. Buradakiler de o değil mi? Senin işin sadece burada. Evet, buralar başka arkadaşların işleri. Hani bunlar da street art sınıfına giriyor. Hepsi hani street art. Daha çok da artık böyle örnekler görmeye başladık. O zaman daha son akım mı street art sokaklarda? Aa, bilemiyorum. Eskiden daha çok grafiti vardı etrafta. Hı-hı. Hani yine de çok birbirinden kopuk şeyler değil. Hani grafitiden alakasız insanlar olmuyoruz. Yine sprey kullanıyoruz. Hani aynı yerden geliyor iş. Aynı yere, duvarlara, sokaklara yapıyoruz. Hani hı-hı, mantalitesi aynı hiç değilse. Bilmiyorum, son dönemde daha fazla bir artış oldu gerçekten. Hani nasıl başladın sen peki? Ben etrafımda çok fazla boyayan arkadaşım vardı. Hani yıllardır bu işi yapan. İşte yanımda işi olan Eskren gibi. Erkek çok miydi yakın, genelde? Genelde erkek. Hiç kız yoktu etrafımda benim gördüğüm. Çok yakın arkadaşlarım yapıyordu. Hani ben sürekli resim yapıyordum falan. Atölyem oldu, resim yaptığım bir dönemdi. Hı-hı. Hani onlarla birlikte böyle sprey kullanayım, onu da deneyeyim falan çok heves ediyordum. Zaten resim yapmaya başladıkça böyle gitgide daha büyük alana çalışmak istiyorsun. Gitgide tuvalinin boyutunu büyütüyorsun. Hani duvar üstünde de çalışmayı çok istedim. Spreyin bir tadına bakmak istedim, nasıl olacak. Nasılmış? Çok keyifliymiş. Yani işte o arkadaşlarıma çok söylüyordum. Hani ben de başlamak istiyorum falan. Onların böyle biraz cesaret vermesiyle, hadi gel bizle boya demesiyle başladım. Bu ilklerden biri mi peki? Bu hayır. Bu yani iki hafta önce böyle bir saat içinde yaptığım bir şeydi. Öyle bir saat içinde yaptım bunu. Evet, bu bir saat içinde hani işte olduğu kadar. Sokaktaki heyecan farklı mı? Sokaktaki başka, bir kere çok özgünsün. Hani bir yerde bir paralı iş yapıyorsan biraz
onlara da bağımlı kalıyorsun. Hani şöyle mi olsa böyle mi olsa diyorlar. Bir de kapalı alanda çalışmak her zaman zordur yani. Boya yırtıyorsun, zehirleniyorsun. Hani sokakta daha keyifli. Özgünsün, bir adrenalin var, yetiştirmeye çalışıyorsun. Kız olmak nasıl peki? Bu kadar çok, genelde hep erkeklerin olduğu bir ortamdasın sen şimdi. Evet. Bu işi de hep onlar öne çıkmış değil mi işte? Farklı isimler var, lakaplarıyla biliyoruz onları. Ben de hepsini... İsmi tanımıyorum. Herkesi işte kullandığı imzayla, ismiyle biliyorum. Kız hakikaten çok az. Ya benim bir anda böyle 2-3 iş yapıp fark edilmem de belki bundan. Hani zaten grafiti yapan, street art yapan insan sayısı çok az. Hani birileri yapıyorsa herkes birbirini hemen duyuyor, tanıyor. Hani kız olunca direkt dikkat çekiyorsun, fark ediliyor. Biraz da yeni herhalde. Onunla da ilgili olabilir Türkiye'de mi? Türkiye'de zaten yeni yeni alışılan bir şey. Yeni yeni başlayan insanlar var sürekli. Dediğim gibi yani benim yanımdaki arkadaşlarım 10 senedir daha çocuklukta 10 yaşında 13 yaşında başlamışlar. Ben 2 senedir yapıyorum. Hani yeni yeni başlayan bir sürü insan olacaktır. Bir sürü hem cinsim de katılacaktır yani. Bununla ilgili ne hedefleri oluyor insanın? Yani bir sokak sanatı boş duvar buldun boya şeklinde gelişiyor. Hani ilerisi için böyle daha detaylı plan yapılıyor mu bu işte? Ya da yok, bunda bir hedef olacak bir şey değil yani. Bu karşılığında bir şey beklediğin bir durum da değil. Hani duvarı boyuyorsun, karşılığında hani bu işi satmıyorsun, para da gelmiyor. Hani gerçek ismini de yazmıyorsun zaten. İnsanlar beni tanısın, bilsin, işlerimi görsün diye bir şey de yok. Hani bir beklenti yok. Bu sadece zaten sürekli çizen insanlarız genelde. Hani o zaman bir süre sonra bırakılmaya dönük bir şey mi oluyor? Yok, yani bırakmak değil. Bu bir keyif yani. Ne bileyim, spor yaparsın, her gün çıkıp koşmayı çok seversin. Ama bununla ilgili bir hedef koymazsın önüne. Hani sen ömrün boyunca o sporu yapabilirsin ve kendin için yaparsın, keyif alırsın. Hani bu keyif veren bir şey, çok heyecanlı bir şey sokakta yapmak. Sen de keyif aldığın sürece yapacaksın yani. Evet. Peki, güzel. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, memnun oldum. Bir şehre sokak sanatı ekseninden baktığımızda elbette yalnızca grafitileri görmüyoruz. Peki ya heykeller? Doğası gereği sokakta, kamusal alanda görmeye alışkın olduğumuz heykellerin sokakla olan organik ilişkisi şimdiki konumuz. Bünyat Dinç, şehirden biraz uzaklaşarak heykel ve sokak ilişkisine odaklanıyor. İzmit Bahçecik Köyü'ndeyiz. Buraya 30 yıllık bir kadim dostumu ziyarete geldim. Orhan Özçalık. Ben kendisini eskiden beri dağcı olarak veya dağcılıktan tanıyorum. Fakat sonra öğrendim ki kendisi aynı zamanda bir heykeltıraş, bir sokak sanatçısı. Onun evi, atölyesinin bulunduğu yerdeyiz. Her şey burası. Kendisinden bu özelliği hakkında ben de bilgileneceğim. Ya Orhan, ben merak ediyorum, sen alaylı mıydın yoksa mektepli miydin heykel konusunda? Yani bu merak nereden geliyordu? Yok, okullu değilim ama tam anlamıyla da böyle işte ezbere ben bir işi yapacağım diye yola çıkmadım. Hacettepe felsefe bölümünde okurken bölümler yakındı, şans eseri. Önce arkadaşlarım oldu oradan. Atölyelere gidip gelmeye başladım. Yardımla başladım çünkü çocukluğum zaten dedemin atölyesinde falan geçmişti. Dedenin atölyesi? Marangoz atölyesi vardı evin altında. Biz Karadeniz'de olduğumuz için baba, dede, herkeste biraz inşaatçılık, biraz marangozluk, biraz taş ustalığı vardır. Az buçuk elim yatkın olduğu için kız arkadaşımıza yardım ediyorduk işte kaba işlerde. O buyuruyordu, şu tarafı keselim, bu tarafı atalım biz de. Onun ameliliğini yapa yapa başladık. 4-5 sene sırf bunun şeyini yaptım. Arkadaşların ameliliklerini yaptım. Ondan sonra, daha sonra işte 5 yıl sonra bu işleri ben de kendi tasarımlarımı yapmaya başlayınca yavaş yavaş ufak ufak bir şeyler çıkmaya başladı. Ağırlıklı zaten şeyde başladı. Ben buraya 2009 yılında geldim. Bu evleri yapıp yerleştim. Bura benim şeyim. 2009 mu? Ben 2009'dan daha eski hatırlıyorum burayı. Yok. Bir dakika ya. Pardon. 99 ya. 99'da geldim. Evet. 99'da geldim. Burası benim zaten doğduğum yer. Babamın doğduğu yer. Bizim köyümüz. Ya burayı yapınca
atölye ortamı, çalışma ortamı çok daha rahat olunca daha fazla şey heykele zaman ayırmaya başladım. Sanatsal çocuk parkı mesela. Şu son yaptığım Bulgaristan'da yapılan bir şey. Yani klasik anlamda işte plastik veya metalden yapılan bir park değil. İçinde bir sürü heykelin olduğu, işte yapılacak oyun kulelerinin, evlerin, kaydırakların her birinin. Hepsini sen mi tasarlıyorsun? Yani parkın komplesini sen mi tasarladın? Mesela parkın bir bölümü itfaiye konseptini oluşturuyor. Ne olur itfaiye konseptinde? Bir çocukların 0-6 yaş grubu için bu park. Çocukların oynayacağı bir alan lazım. Kapalı ev gibi bir itfaiye arabası tasarladık mesela. Bir mesela korsan adası var. Orada işte kuru kafalardan tutun da bir takım hayvanlar var, korsanlar var. Yani belki Türkiye'de daha bu çok yeni çünkü bu tarz şey yok. Yani ahşap var ama keresteden, biçilmiş tahtadan yapılmış ahşap ürünler var. Bizimki tamamen doğal ürün. Mesela ne diyeyim, şu arkanda gördüğün direk gibi kullanıyoruz. Yani ormandan alındığı biçimiyle ağacı koyuyorum şeye. O parkın içerisinde. Nasıl bir düzenleme yapmadan mı? Hayır. Tabii ki düzenleme ama tahta haline getirilmiyor. Çocuk gibi düşünmeye başlıyorsun bir süre. Yani 0-6 yaş grubu birine bir itfaiye aracı yap dediğin zaman öyle bir şey yapar. Onun algısı o boyutta olduğu için. Ama bunun içerisinde eğitiliyor çocuk işte. Bunun bir itfaiye aracı olduğu, yangını söndürdüğünü. Başka diğer mesela zıp zıp denilen yaylı şeyler vardır Türkiye'de. Plastikten olur. Atlar, diğer hayvanlar üzerine binip sallanır altında yaylardır. İşte onları mesela yangın söndürücülerden yaptım. Yani. Peki sadece ağaç mı kullanıyorsun? Yani? Yok. Taş da çalışıyorum. Yani başat gidiyor aslında taş ve ahşap işleri. Metale biraz soğuğum. Metali ancak taşta ya da ahşapta çok küçük parçalar halinde dolgu malzemesi olur. Yani görsel olarak da kullanıyorum. Evet. Bazen uygun oluyor. Ama sadece metalden yaptığım heykel yok denecek kadar şey az. Yani küçük şeyler. Heykeli sokakta yapmak olabilir mi mesela? Sıfırdan. Tabii ki. Tabii ki. Peki böyle bir şey var mı? Mümkün yapan insanlar o tarz çalışmalarda yani insanlar, oldu. O heykelin yapılış serüveninde hani ne bileyim işte sokakta müzik yapıyorlar. Pandomim yapıyorlar. Şey yapıyorlar. O hani bir icradır. Yani heykelin de icrası bir de şey yapılış dönemi. Onu mesela hiç deneyen oldu mu? Yok, şöyle söyleyeyim sana. Aslında göze batmıyor, göze çarpmıyor. Basında yer almıyor. Çok az alıyor ama çok fazla var. Özellikle bu son dönemde Türkiye'de ciddi anlamda var. Mesela bunun en önemli örneklerinden biri şu anda sürgünde olan Değirmenlere Ahşap Heykel Sempozyumu'dur. Sempozyumların amacı budur zaten. Halkla iç içe yapılması. Yaklaşık 7-8 yıl Değirmenlere'de yapıldı bizim yakın ilçede. Şu anda her Haziran ayında Ankara'da, Sakarya'da bu sempozyum bir ay boyunca yapılıyor. Bir ay boyunca sanatçılara belli bir yer ayrılıyor. Aletleri kullanacakları elektrikte şudur budur bu sağlanıyor. İnsanlar orada heykellerini yapıyorlar. Bir şey aklıma geldi. O kentin alanlarına yerleştiriliyor. Ve burada şey de yapılıyor. Gelen geçen insan da katılır çalışma. Özellikle Değirmenleri küçük bir kasaba olduğu için şeydi. Mesela gelen insanlar sanatçıların çoğunun elinden keseri alıp başlıyorlardı adamlarla birlikte yoğurtmaya. Yani böyle bir şey var. O süreci aslında şimdi ben konuşunca aklıma geldi. Mesela bu Antalya'da kum heykeller yapıyorlar. Mesela o süreç izleniyor. Yani. Şimdi aklıma geldi. Yine aynı biçimde taş heykel sempozyumları yapılıyor Türkiye'nin birçok yerinde. Bunlar sokak sanatı denilebilir. Sonuçta herkeste iç içe yapılıyor ve böyle eserler insanların o kentte yaşayanların hafızasında daha bir yer ediyor. Kendinden bir parça var. Tabii ki. Yani şu heykel yapılırken işte teyzemle buradan geçmiştik. Ya da teyzemin çocuğu olmuştu. Artık o heykel teyzenin çocuğunun doğumuyla onun
adı evet. Neyse. Eş anlamlı bir şey oluyor. Evet, kalıcı gösterilebilir, hı-hı, kalıcı bir şey oluyor, doğru mu? Sürpriz bir şey oldu bu yaz, rastlantısal. Evet. Ayları geçtik Galler Düzü'ne, genç öğrenciler. Kavrana doğru. Kavrana doğru, lise, üniversite öğrenciler orada toplanmışlar, büyük bir kamp kurmuşlar. Bir böyle eğitim, eğlence kampı düzenliyorlar. Bir baktım. Gayet şey, renkli bir ortam, canlı bir ortam. Bir takım aktiviteler de yapıyorlar. İşte yürüyüş yapıyorlar, uçurtma yapıyorlar, taş boyama işleri yapıyorlar. Hadi dedim gelin hep beraber bir de şey yapalım, heykel atölyesi yapalım. Olur mu dediler. Olur, niye olmasın, yapabilir miyiz? Ağaç bol dedik. Ondan sonra belediye mesela, Çamlıhemşin Belediyesi'nden çocuklara bir takım yiyecektir, şeydir, bir takım yardımlar geliyordu. Belediyeyle görüştük. Bir tane kocaman kuru ağaç bulduk orman içerisinde. Köylülerden yardım istedik. Onlar da hadi yapalım falan dediler. Bir yer izarını getirdi. Ormandan ağacı kestik. Çocuklarla birlikte o ağacı ormandan aşağıya kas gücüyle, hiç makine kullanmadan yuvarlayarak kamp alanına getirdik. Orada işte ağacı hep beraber yontmaya başladık. Ortaya çok güzel. Çocuklar da yontmaya. Tabii onlar da bizzat. Kolektif bir yontma. Kolektif. Onlar da katıldılar. Ben yönlendirdim. Hiçbir aletimiz de yoktu. Bir keser ve bir baltamız vardı. Sırayla mı kullanıyordu? Evet. Dönüşümlü. Tık 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 tık. Yani tabii o malzemeyi de göz önünde bulundurarak ona göre bir şey tasarladık. Yani çok karmaşık bir şey çıkmayacaktı ortaya çünkü. Zaman da azdı, şey de azdı ama çok güzel bir heykel. Hep beraber daha sonra alana diktik. Birçok insan... Geçen sene mi oldu? Geçen sene. Birçok insan üzerine çıktı, fotoğraf çekildi falan. Şimdi hala aynı yerinde duruyor. Tabii tabii. Senin gibi var mı Türkiye'de başka böyle, yani bir iletişim var mı aranızda? Yani böyle senin gibi heykelle ilgili diyelim, sokak sanatının heykelle ilgili kısmıyla ilgili. Çok fazla yok iletişim. Var mı ama insanlar? Var, var. Yapan insanlar var. Nerelerde daha çok? Ankara'da var. Bir grup arkadaş kendi aralarında, onların bir şeyi de vardı. Yani bunun sokak sanatının bir de mesela bir yere gidip bunu Ankara'daki grup çok yaptı. Bir eylemsel atölyede heykel yapılıyor gece. Habersiz bir alana dikiliyor. Belediye daha sonra kaldırıyor bunları ama böyle bir şey, eylem yöntemi de var. Bir söz söyleme yöntemi de var. Duvar resmi, grafiti, heykel ve ip cambazlarından sonra şimdi sıra geldi sokak müziğine. Kendisi de bir müzisyen olan Cumhur Avcı, sokak müzisyenlerinin peşine düştü. Biz de şimdi onunla birlikte kendimizi sokak müziğine bırakalım. Dünya kültürlerinin en önemli kesişme noktalarından biri olan İstanbul'da sokak sanatı ve sokak sanatçıları da bu kültürün ayrılmaz bir parçası. Bu sokak sanatının içerisinde de tabii ki müzisyenler önemli bir yer tutuyorlar. İstanbul içerisinde, Kadıköy'de, metro içerisinde ya da İstiklal Caddesi'nde çok çeşitli müzikler yapan müzisyenlere rastlayabiliyoruz. Bu müzisyenlerin arasından şimdi oldukça sıra dışı bir grupla beraber olacağız. Light in Babylon. Öncelikle nasıl bir araya geldiğinizi sormak istiyorum. Şimdi sokakta müzik yapıyorsunuz ve insanın aklına ilk olarak birbirinizle sokakta müzik yaparken karşılaştığınız geliyor. Gerçekten böyle mi oldu? Evet, yani şimdi her birimiz farklı yerlerde geziniyoruz, farklı müzikler de yapıyoruz, farklı gruplarımız da oluyor. Ama burada bir 2,5-3 sene önce bu cadde üzerinde karşılaştık. Hadi bir şarkı çalalım dedik. Sonra beraberce devam ettik.
Çok kültürlü bir grupsunuz aslında. Gruptaki diğer arkadaşların nereli olduklarından bahsedebilir misin? Mikhail İran asıl İsrailli. Julien Demark Fransa'dan. Ama yani müziğimizde genelde Mezopotamya eskileri diyebileceğimiz, nasıl hissediyorsak aslında o motifleri kullandığımız müzikler, melodiler ve şarkılarımızı yapıyoruz. İstediğimiz müziği yapmak istiyoruz. Yani kimse bizi limitlesin, şöyle olsun, böyle olsun, akıl versin istemiyoruz. Kendi imkanlarımızla stüdyo kiralıyoruz. Kendi düzenlememizi yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla kayıt yapıyoruz. Ve insanları konserlerimizde ve canlı dinlediğinde sokakta özellikle insanlarla paylaşıyoruz. Burada aynı zemin üzerindeyiz, karşı karşıyayız. Göz teması kurabiliyoruz. Ve daha statik olmayan, hiyerarşisi olmayan, sanatın öcü diye gösterilmediği bir sunum şeklinde buradayız. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Keyifli sohbet için ve keyifli müziğiniz için, bize bu müzik ziyafetini çektiğiniz için. Caddesi müzikle dopdolu. Eğer kulağınızı ve gözünüzü açık tutarsanız İstiklal'in bir ucundan girip 10 tane konser dinleyip diğer ucundan çıkabilirsiniz. İstiklal Caddesi'nde onlarca konserin yeni sıra her müzik zevkine hitap eden seçenekler de mevcut. İstiklal Caddesi'nde sadece komşu kültürlerden değil, dünyanın öteki ucundan tınılara da rastlamanız mümkün. Oh,
İstiklal ve Beyoğlu çevresinde dolaşırken birçok iyi müziğe ve iyi müzisyene rastlayabiliyorsunuz. Bazen bu güzel ezgilere kayıtsız kalıp yolumuza devam ettiğimiz olabiliyor. Ama yolumuza devam ederken hayatımızın çok önemli fırsatlarından birini kaçırıyor olabiliriz. Çünkü tarihte Louis Armstrong, Nora Jones, Joan Baez gibi müzisyenlerin yolunun da sokaktan geçtiğini biliyoruz. Aynı şekilde biz de İstiklal Caddesi'nde dolaşırken Ukrayna Filarmoni Orkestrası'ndan çok değerli müzisyenlere denk geldik. Bu değerli sanatçılar sadece müzikle uğraşmıyorlar tabii ki. Sessiz olun, nerede sanatla uğraşan bir insan görürseniz sokakta ona kayıtsız kalmayın. Çünkü karşınıza hiç tahmin etmeyeceğiniz bir şekilde dünya cümle bir sanatçı çıkabilir. Sanatın kalıp ve kurallarından muaf, hem estetik hem de ütopyacı bir dışa vurum sokak sanatı. Ve sadece sesi çıkmayanlara ses olmakla kalmıyor, sanattan çekinenleri, ben sanattan hiç anlamam diyenleri, itinayla uzak duranları, hatta bazen ondan korkanları da kendine içine çekiveriyor. İşte sokak sanatı bu yönüyle kolektif ve eşit. Herkesin katılımına açık, herkesin geçtiği yerler, herkesin gördüğü yerler, dışarıda, gündelik hayatın içinde, kimi zaman dinleyeni ya da izleyicisi olarak ya da bazen bizzat icracısı olarak siz de orada, sokakta olabilirsiniz.